Merhaba sevgili ikizler ve yükselen burcu ikizler olanlar. Temmuz 2022 aylık yorumlarımıza hoş geldiniz. Sevgili ikizler, Temmuz'un konu başlıklarına kısaca bir bakalım. Ayın 23'üne kadar Güneş Yengeç burcunda, ardından Aslan burcunda ilerleyecek. Ve bu ay Yengeç burcu yeni ayının tesirlerini hissediyoruz. Çünkü Haziran ayının sonunda biliyorsunuz bir Yengeç yeni ayı doğdu ve ayın ilk yarısında bu yeni ay tesirleri gündemimizde olacak. 13'ünde Oğlak burcunda dolunay var. Ve ay sonunda Aslan burcunda yeni ay doğacak. Merkür, gezegeniniz Merkür ay boyunca çok hızlı ikizler, yengeç ve Aslan burcunda ilerleyecek. Bu durum tabii sizi de etkiliyor. Siz de oldukça hızlı ve hareketli bir ay geçirebilirsiniz. Şimdi detaylara bakalım. Güneş'in 23'üne kadar Yengeç burcunda parlaması, Yengeç yeni ayının tesirleri, ayın ilk yarısında maddi güvenliğiniz, para durumunuz, gelir gider dengeniz, bütçenizle ilgili konuları ön plana alıyor. Yeni bir iş girişimi olabilir, para kazanmaya başlayabilirsiniz. Elinizdeki kaynakları, değerleri yönetmek için bazı kararlar alabilirsiniz. Tabii ki bunlar ev almak gibi, emlak almak gibi bir konu da olabilir. Çünkü Yengeç yeni ayı. Bunun dışında size ait bazı değerlerin satılması, kiralanması ve bu şekilde gelir elde etmek gibi bazı seçimleriniz olabilir. Tüm bunları gündeme alabilirsiniz. Merkür 5'ine kadar İkizler Burcu'nda olacak. 5'inden sonra da Yengeç Burcu'na geçecek. Ayın 19'una kadar para evinizde Merkür. Düşündüğünüz bu planları hayata geçirmenizi sağlayabilir. Yani özellikle artık para konularında daha hızlı hareket etmenizi, iş konularında parasal kazançlar bakımından gelir elde etmenizi sağlayabilir ve parasal alanda da hareketli bir ay olacağını bize gösteriyor. Ayın 19'undan sonra ise Merkür Aslan burcuna geçecek. O yüzden 19'una kadar olan dönemde hesap işlerinize, para işlerinize, işle ilgili konulara daha fazla odaklanabilirsiniz. 5'inde 5 Temmuz itibariyle enerji gezegeniniz Mars Boğa burcuna geçecek. 12. evinize gelecek. Bu dönem dönem biraz sizin için enerji düşüklüğü, biraz hani kararsızlıklar yaratabilir. Özellikle 12. evinizde kontrol edemeyeceğiniz, yani arka planda olan, çok da hani dikkat etmekte zorlanabileceğiniz bazı gelişmeler de olabilir bunlar. Sizin dışınızda olup biten durumlar da olabilir. Güven vermeyen konularda ay genelinde, yani kendinizi güvende hissetmediğiniz ya da tam emin olamadığınız durumlarda dikkat etmekte, daha kontrollü olmakta fayda var. Ve ayın 13'ünde Oğlak burcunda bir dolunay var. Bu dolunay 8. evinizde meydana geliyor. Plüto etkili bir dolunay. Uranüs'ten de güzel bir açı alıyor. 8. ev yine finansal konularla ilgili bir alandır. Burası belki bir maddi konudaki bir planınızı hayata geçirmenizi artık sağlayabilir. 8. ev başkalarının kaynaklarıyla da ilgili olabilir. Yani bir kredi alma söz konusuysa, evet, bir kredi alabilirsiniz. Ya da eşinizin kaynaklarıyla ilgili konular olabilir. Miras, sigorta gibi bir konu veya bir nafaka beklentiniz, beklediğiniz bir primin alınması, bir tazminatın alınması olabilir. Ya da bursla ilgili bazı konularınız var, gündemleriniz var. Hani hisseli paralar, parasal kaynaklar, bu alanlarda bazı dönüşümleri bekleyebiliriz. Herkes aynı şekilde etkilenmiyor tabii ki. Lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız. Özellikle Güneş burcunuz ve yükselen burcunuz 21 derece ve yakınlarındaysa ve önce burçlardaysa, bu dolunaydan daha güçlü etkiler alabilirsiniz. Ama önce burçlarda gezegenleriniz bulunmuyorsa çok da önemli etkiler almayabilirsiniz sevgili ikizler. Evet, ayın 13'ü, 3 gün öncesi ve 3 gün sonrası özellikle dolunay tesirlerini en yoğun şekilde hissedebileceğimiz günler. 17-18 Temmuz Güneş ve Merkür Yengeç burcunda birleşiyor ve Balık burcundaki Neptün'de çok güzel bir açı yapıyor. Bu iki gün parasal konularda önemli yardımlar almanız, sorunlarınızı çözmeniz mümkün. Ya da iş konularında üstlerinizden mesela önemli bir anlayış, kabul alabilirsiniz. Yine her alanda, hem maddi hem manevi alanda destekler alabilirsiniz. İlhamlar gelebilir, maddi konularla ilgili özellikle. Yardımlaşma temaları öne çıkıyor. Hani siz de başkalarıyla ilgilenebilir, ihtiyaç sahipleriyle ilgilenebilirsiniz. Ama ihtiyacınız olan alanlarda sizin de bazı sorunlarınızı çözebilecek önemli katkılar gelebilir. Düşüncelerinize dikkat edin, niyetlerinize dikkat edin. Olumlu düşünceler çok daha hızlı bir şekilde
size geri dönebilir. Yaptığınız eylemler, özellikle yardım faaliyetleri çok önemli karşılıklar bulabilir. Hani bunların maddi alanda görebileceğiniz gibi manevi alanda da önemli açılımlar hissedebilirsiniz sevgili ikizler. Ayın 19'u itibariyle Merkür, gezegeniniz Merkür Aslan Burcu'na geçecek ve 19'undan itibaren kendinizi daha cesur, daha özgüvenli bir şekilde ifade etme olanakları bulabilirsiniz. Gezmek ve seyahat etme imkanları da ayın 19'undan sonra özellikle daha fazla artmaya başlıyor. Artık yani sadece para ve iş düşünmüyoruz. Biraz hani böyle eğlence istiyoruz, seyahat istiyoruz hayatımızda. Kendimizi iyi bir şekilde ifade edeceğimiz, yeteneklerimizi gösterebileceğimiz faaliyetler alanında da daha aktif olmaya başlıyoruz. Mars'ın Boğa burcundaki Mars'ın ayın son günlerinde Merkür'le özellikle ayın 25'i ve 26'sında Mars-Merkür arasında böyle bir sert açı var. Buna dikkat edin. Çünkü kazalar, sakarlıklar oluşturabilir. İşte bazen çevremizdeki kişilerle, bir arkadaşımızla, kardeşimizle, komşumuzla tartışmalar olabilir. Bunlara dikkat edelim. Trafikte hız yapmamaya çalışalım. Hani beklenmedik bazı kazalar, sakarlıklar oluşabilir ya da anlaşmazlıklar oluşabilir. Sinir sistemimiz de biraz hassas olabilir. Daha sakin olmakta, güvenli adımlar atmakta fayda var. Ve ayın 28'inde 5 derece Aslan Burcu'nda yeni ay doğacak. Her yeni ay yeni olasılıkları tabii ki gündemimize getiriyor. Ağustos ayının da ilk günlerinde bu yeni ay devrede olacak. Lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız. Özellikle 5 derece ve yakınlarında sabit burçlarda gezegenleriniz var mı? Eğer varsa bu yeni ayın sizin için önemi daha da artacaktır tabii ki. Aslan yeni ayı 3. evinizde olduğu için bu yeni ay yeni yerleri görmek, seyahat etmek, gezmek imkanları getirebilir size. Bir eğitime başlayabilir. Eğitimle ilgili kararlar alabilirsiniz örneğin. Ya da işte öğrenciyseniz artık eğitiminizle ilgili bazı sınavlar ya da okul seçimleri, bununla ilgili yapılacak bazı işte şeyler olabilir. Yani yasal anlaşmalar, sözleşmeler olabilir. Yani bu tarz konular devrede olabilir. Yakın çevreniz, kardeşleriniz, işte komşularınız, akrabalarınız, onlarla iletişim artıyor. Dolayısıyla sizi ziyarete gelenler olabileceği gibi siz de onlarla daha fazla bir arada olabilir. Onları ziyarete gidebilirsiniz. Ticaretle uğraşmak veya ticari anlamda bazı kararlar vermek için de bu yeni ay devrede olabilir. Ayın son günlerinde Mars Uranüs'e doğru ilerlerken aynı zamanda ay düğümleri aksında, kuzey düğüm yönünde olacak Mars. Biraz daha enerjiyi ama kontrolsüz bir enerji verebiliyor. Buna dikkat etmek gerekiyor. Ayın 28'inden itibaren ayın son günlerinde 12. evinizde olacak bu Mars-Uranüs yakınlaşması sizi daha tahammülsüz ve biraz stresli hale getirebilir. İşte sağlık sorunlarınız varsa tansiyon, dolaşım sistemi problemi gibi onlara dikkat edin. Uyku sorunları olabilir, gerginlikler hissedebilirsiniz. Kendinizi çok yormamaya çalışın. Yine dediğim gibi beklemediğiniz durumlar oluşabileceği için çalışma ortamınızda, ilişkilerinizde, kendi kişisel güvenliğinizle ilgili alanlarda buralarda da fazla risk almamakta daha sağduyulu davranmakta fayda var sevgili ikizler. Hepinize sağlıklı ve mutlu bir ay diliyorum. Hoşçakalın. Sevgili astroloji severler, herkes için yeni astroloji eğitimimiz başlıyor. Siz de astroloji ile ilgileniyor, takip ediyor ve rehberliğinden yararlanıyorsanız ve öğrenmek istiyorsanız sizi de eğitimlerimize bekliyoruz. Astrolojiye ilgi duyan, takip eden, rehberliğinden faydalanmak isteyen herkes temel ve orta seviye astroloji eğitimlerimize katılabilir. Temel ve orta seviye eğitimlerimizin ana amacı öncelikle sizin kendi kendinizin astroloğu olabilmenizi sağlamaktır. Eğitimlerimiz boyunca doğum haritanız üzerinde birebir çalışmalar yapılacağı için bu eğitimi tamamladığınızda doğum haritanızın tüm detaylarını, potansiyellerinizi ve yaşam amacınızı da öğrenmiş olacaksınız. Kendi kendinizin astroloğu olduktan sonra yakınlarınızın, ailenizin ve arkadaşlarınızın haritalarına bakarak onların da astroloğu olabilir, yaşamlarında rehberlik edebilirsiniz. Astroloji derslerimiz online platform üzerinde olacağı için dünyanın hangi şehrinde, hangi ülkesinde olursanız olun bilgisayar üzerinden eğitimlerimize canlı olarak katılabilirsiniz. Canlı katılamadığınız takdirde de yapılan dersler kaydedileceği için her zaman istediğiniz kadar dersleri tekrar izleme, takip etme imkanını bulabilirsiniz.
2012 yılında bilinciokulu.com platformu üzerinde başladığımız online eğitimlerimiz her yıl düzenli olarak devam ediyor. Siz de bu yıl düzenleyeceğimiz eğitimimize katılabilir, öğrencilerimiz arasına girebilirsiniz. Tüm eğitimlerimiz ve dersler sırasındaki öğrencilerimizin harita incelemeleri tamamen benim tarafından yapılmaktadır. Astroloji eğitimimize katılmak istiyorsanız lütfen 0507 607 50 17 WhatsApp hattımıza isminiz ve doğum bilgilerinizle beraber mesaj atınız. Hemen size geri dönüş yapacağım.